Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısıyla insanın gönlünde taht kuran, dokunduğunuz her kayada geçmişin izlerini görebileceğiniz Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Keşlik Köyü'nden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Evet, şu anda Yeşilhisar ilçesine bağlı Keşlik Köyü'ndeyiz ve hemen arkamda görmüş olduğunuz kaya oyması evler geçmiş yüzyıllarda burada yaşayan vatandaşların evleri ve tabii ki sadece evde değil ibadethaneleri de yine bu bölümde. Arkadan bu şekilde yaklaşık olarak 2-3 kilometre kadar daha devam ediyor. Burası başlı başına bir şehir, yeraltı şehriyle kayanın içerisindeki ve oyma olarak kullanılan evleriyle, kaya kiliseleriyle ve tabii ki kaya camiyle burası başlı başına bir medeniyet şehri, bir medeniyet beşiği de diyebiliriz. Geçmiş yüzyıllarda vatandaşlar Keşlik Köyü'nde arkamda görmüş olduğunuz kayaların içini oyarak hayatlarına devam etmişler ve burada tabii ki dini vecibelerini de yerine getirmişler. Birçok kaya kilise burada mevcut. Tamamı el işlemeciliği ve içerisinde yine insanların elle yaptıkları motifler var. Gerçekten çok güzel bir tarih. Gelinip görülmeye değer diyorum. Şu anda Keşlik muhtarımız Emir Bey ile birlikteyiz ve tarihe doğru bir yolculuğa devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu kaya oyma yeri bir cami ve burada da işte o meşhur cuma hutbelerinde hocaların çıkıp da cemaate seslendiği yerdeyiz. İşte görüyorsunuz tamamıyla orijinalliğini koruyor ve ilk günkü gibi kaya oyma işlemeciliğiyle bu şekilde ayakta durmaya devam ediyor. Hemen sağ tarafta bir namaz kılınan, kıbleye doğru olan yeri görüyorsunuz ve tabii ki işte cemaatinde namaz kıldığı yerler aradan yıllar geçmesine rağmen ilk günkü kadar haşmetli ve ilk günkü dokusunu maalesef koruyamasak da bu kaya oyma camii ayakta durmaya devam ediyor. Muhtarım biraz anlatır mısınız şu anda neredeyiz? Şu an Kaya Oyma Camimizdeyiz. Yıllar önce yapılmış bir camimiz. Bu mağaralarda yaşama zamanında döneminde yapılmış. Burada biraz da Müslümanlar kalmış tabii ki. Burada erkekler namaz kılarmış. Yukarıda da bayanlar için yer yapılmış. İki bölüm şeklinde. Evet. Bu şekilde zamanla böyle kalıyor duruyor camimiz. Peki. O zaman şöyle aşağıya doğru inelim hemen isterseniz. Camiyi yavaşça anlatalım. İşte muhtarımın söylediği, kadınlara namaz kılıyor dediği yerde hemen bu bölüm yukarıda hanımefendiler namazlarını eda ediyorlar. Burada ise erkekler namazlarını kılıyorlar. Dönemin şartlarına göre normal ama günümüze göre küçük bir cami, herhalde 50-100 kişi kapasiteli, bu civarda bu köyde yaşayan insanlar için ihtiyacı karşılamış yeterli bir cami. Duvarlarda yine kaya oymacılığının en güzel örneklerini görüyoruz ve İslamiyet'in ilk yıllarından bu yana bu tip camiler Kayseri'de ve Yeşilhisar bölgesinde oldukça yaygın. Kaya kiliselerinden ziyade kaya camilerini de görmek Kayseri'de ve Yeşilhisar bölgesinde Müslümanların da hüküm sürdüğünü ve burada uzun yıllardır kaldığımızı gösteriyor. Şu anda Keşlik Mahallesi'nde bulunan yeraltı şehrinin önündeyiz. Hemen arkamda gördüğünüz bu dar kapıdan içeri gireceğiz ve yeraltı şehri 4-5 farklı kola ayrılmış olacak. Tabii yanımızda Yeşilhisar'ın tanıdık simalarından ve bir haber ajansında Yeşilhisar muhabiri Metin Değirmenci var, Emir muhtarımla birlikte. Metin abi, var mı bu yeraltı şehrinde güzel bir anın, şöyle anlat da şenlensin program. Vallahi önce hoş geldin sevgili sadeciğim İsmail Bey, kızımız. Allah razı olsun. Olmaz olur mu? Bu güzellikler sizin sayenizde tanıtıyor, duyuruyor. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Muhtarım da sağ olsun burada yardımcı oluyor bize. Yeraltı şehrimiz, Keşliğimiz biz küçük göremediyoruz buraya. Tabii keşfedilmemiş bir altın bura, bir değer. Sağ olsun turizm müdürümüz olsun, Kaymakam Bey olsun, belediye başkanımız olsun. Buranın için gerekli şeyleri yapıyorlar ama inşallah bura turizme yakında kazandırılacak. Ben tekrar hoş geldiniz deyip sözü muhtarıma bırakıyorum. Allah razı olsun. Peki, anı anlatmadın, programı şenlendirmedin Metin abi. Teşekkürle kapattın işi. Ne yapalım Salih'ciğim? Az sözler en sona çıkar. Bu iş böyle. Peki, tamam. Teşekkür edelim. Muhtarım, içeri gireceğiz biraz sonra. Nereye gidiyor, kaç kola ayrılıyor? Yeraltı şehrimiz içeride iki kola ayrılıyor. İçeride küçük küçük odalar var. Sığınma odalar var. Ondan sonra merdiven şeklinde aşağı doğru iniş yapılıyor. İçeriye tekrar girdiğiniz zaman bir kol daha ayrılıyor. İçeride çok geniş alanlar var ama havalandırma yerlerinden sel girdiği için
150-200 metre gittikten sonra kalıyor. Kapanıyor. O zaman en azından şöyle görebildiğimiz kısma bir bakalım muhtarım. Buyurun. Metin abi sen biraz nasıl zor geçeceksin? Biraz uzunsun burada kısa. Nasıl olacak? Metin abi. Yeraltı şehrinin girişindeyiz. Az evvel muhtarımın da söylediği gibi yeraltı şehri iki kola ayrılıyor. Metin abi bir müsaade alayım. Metin abinin arkasındaki kapı ve hemen sol tarafta küçük bir kapı daha var. Tabii geçmiş dönemde yaşayan insanlar bizlerden biraz daha kısa boylu oldukları için ve yeraltı şehirlerini savunma amaçlı yaptıkları için düşmandan en kolay kaçış güzergahlarına ve tabii ki geçilmesi zor yollarla donatmışlar. Şimdi biraz ileri gideceğiz tabii muhtarımla birlikte ama çok da fazla girmeyi düşünmüyoruz. Onu da söyledim. Dediği gibi havalandırmalardan giren sel ve kayan topraklar tabii ki yeraltı şehrini artık geçmiş yıllardaki kadar efektif kullanamamamıza da sebebiyet veriyor. Muhtarım önden buyurun isterseniz. Metin abi sen de muhtarımın arkasından buyur istersen. Ben de en son arkada gelmeye çalışayım. Biraz ürkütücü çünkü karanlık fenerlerimizi yakalım. Evet Metin abi oturarak geçmek zorunda kalıyor. Şu an ördek yürüyüşü yapıyor Metin abi. Oldukça zor ve dar bir yol. İçeride genişliyor mu? Şu anda Yanlı Sultan Türbesi'nin önündeyiz. Yanlı Sultan 13. yüzyılda Yeşilhisar'da yaşamış ve Anadolu'nun Türkleştiği dönemlerde de oldukça önemli hizmetlere vesile olmuştur. Şöyle kısaca bir rivayet var. Ben de özetlemek istiyorum. Oldukça da hoşuma gitti. Hoca Ahmet Yesevi'nin müritlerinden olduğu söyleniyor Yanlı Sultan'ın ve buraya gelen Türk komutanlarının ordularını doyurmakla mükellef. Anadolu'nun Türkleşmesi hususunda da oldukça önemli bir rol oynamış Yanlı Sultan. Buraya gelen ordular, komutanlar ve o orduların atları, hayvanları bir yerde konaklıyor. Yanlı Sultan'ı çağırıyorlar. Diyorlar ki gel, doyurmak gerekiyor bu orduyu. Yanlı Sultan geliyor ve elinde sadece bir avuç buğdayla, bir avuç yularla, bir avuç hayvan yemiyle ordunun bulunduğu yere gidiyor. Ve buğdaylarını, yularlarını hayvanların önüne ve kazanların içerisine atıyor. Hayvanlar yedikçe otlar çoğalıyor, bereketleniyor. Aynı şekilde koca koca orduları da bir avuç buğdayla doyurduğu söyleniyor. Buğday piştikçe çoğalıyor, piştikçe çoğalıyor, piştikçe çoğalıyor ve sonunda da Anadolu'nun Türkleşmesi hususunda oldukça da büyük bir rol oynuyor. Aradan yıllar geçiyor, Yanlı Sultan hayatını kaybediyor. Soruyorlar kim bu adam, kim bu orduları kurtaran, kim bu orduları doyuran adam? Diyorlar ki Yeşilhisar Keşlik Dağları'nda yalnız bir adam gezer. İşte ismi de oradan geliyor ve yine her zaman olduğu gibi hayatını yaşadığı gibi yalnız başına bir dağın başında yeraltı şehrinde ve tarihin önünde türbesini yapıyorlar. Biz de bir kez daha buraya kadar gelmişken kendisini görmemek ve rahmet okumamak olmaz dedik. Şimdi rahat uyusun. Anadolu yüzyıllardır Türk toprağı ve Anadolu yüzyıllar sonra da Türk toprağı olmaya devam edecek. Allah rahmet eylesin. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu yapıda Keşlik'in tarihi camisi ve bu camiyi önemli kılan, özel kılan bir özellik var aslında. Tarihi çok eski değil. 70-75 yıllık bir cami ama hemen arkamda görmüş olduğunuz bu heybetli ve bir sanat eseri gibi duran minare çok farklı bir usta tarafından yapılmış. Şimdi hikayesini muhtarımdan dinliyoruz. Camimiz gerçekten çok eski de minaremiz sonradan yapılmış. Minaremizi Mehmet Usta diye gözleri görmeyen bir ustamız yapmış. Kalıplarını da kendi dökmüş. Yani el organıyla, el şeysiyle. Aynen o şekilde. Kendisi kör. Kendisi kör. Usta. Ve caminin minaresini yapıyor. Kalıplarını kendisi döküyor. Yeni kendi yapıyor. Deyim yerinde ise kalp gözüyle görüyor usta, gözleri görmese de kalbim görüyor diyor ve İslam yolunda, Allah yolunda bir hizmet edeceğim diyor. Sonrasında da bu caminin bu güzel minaresini inşa ediyor. Ne zaman yapıldı peki bu minare? Minaremiz aşağı yukarı 70 yıl oldu. Camimiz bayağı eski. Cami daha eski. Daha eski. Eskiden şurada vardı bir yer. Evet. Caminin ezan okunma yeri buraydı. Evet. Ondan sonra oraya yapıldı. Peki muhtarım o zaman Keşlik'e gelenler de Mehmet ustamızın yaptığı bu güzel minareyi ve Keşlik'in tarihi camisini görebilir, dua edebilir, birkaç rekat namaz kılabilir. Tabii ki bu tarihi güzellikler için bir şükür namazı olur. Böylesine bir coğrafyada dünyaya geldiğimiz için oldukça da şanslıyız. Kayseri'ye ve Türkiye'nin tarihine, tarih yapısına da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısıyla gönlümüzde taht kıran, her gelen insanı tarihte yolculuğa çıkartan ve tabii ki toprağından taşına her bir karışından tarih fışkıran,
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Keşlik köyünden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.